Şu görüntüler beni benden alıyor ya. İnşallah İstanbul'u daha bin yıllar boyunca Türk hakimiyeti altında göreceğiz. Bizim Şimdi torunlarımızın de torunları sahile bunları yakın iç izleyecek, hattan şahit olacak. Albay Hakan Kuşlaroğlu komutasındaki TCG Önder, Öncü ve Ödev gemilerimiz geçişini Hayrağım. yapmaktadır. Bu maç da çok güzeldir. Oğlum sırf Türk'üm ya da Türkiye'de yaşıyorum diye söylemiyorum da dünyanın en güzel şehri olan İstanbul. Ya onu ben tartışmıyorum insanlarla. Kardeşim zaten öyle yani. Ya yemişim New York'unu, Viyana'sını kardeşim. Hepsi boş. Ya bu arada oralar zaten gerçekten boş. Ya sonradan şehir yapılanması için konuşabilirsin. Hani işte binalar eski, işte şey yap çarpık kentleşme var vesaire, ama şey olarak hani doğal olarak baktığın zaman ve bence tarihi olarak da baktığın zaman mükemmel bir şehir yani. Ankara daha iyi kolu geldi. Akıl hastasını götürelim. Allah Fatih Sultan Mehmet'ten de razı olsun kardeşim. Amin. Peki İstanbul'u hak ettiği gibi davranıyor muyuz? Maalesef. Ağlayarak cevap verebilirim ki hayır. Ama marş o kadar güzel girdik şu an. Yani burada bir de tabii her zaman biz söylüyoruz, üzerine konuşuyoruz. Ama işte hayatta bunu ne kadar yerine getirebiliyoruz. Bu cumhuriyetin nasıl ve ne şekilde kurulduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani önce bilmek gerekiyor. Daha doğrusu unutmamaktan önce. Daha sonrasında dediğim gibi bunu unutmamak gerekiyor. Aklımızın hep bir köşesinde var olsun. Yani bu insanlar nice fedakarlıklarla, nice zorlukları altında kurdukları bir ülkeyi biz sanki böyle hani bazen maalesef hiçbir önemi kıymeti yokmuş gibi, sanki toprak, vatan böyle hani bakkaldan alabileceğim bir şeymiş gibi davranan, yaklaşan insanlar ve topluluklar görüyoruz. Biz neden öyle olmamalıyız ya da neden varlarsa biz onlarla mücadele etmeliyiz. Bu kutlamalar bize onu da ufaktan bir hatırlatsın yani. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar bu arada biz bu yayında konuşacağız. Bazen yayını durduracağız. Siz ses açmak çok istiyorsanız buyurun. Buraya gidip izleyebilirsiniz. Linkini chat'e bıraktım. Haberiniz olsun. Chat'ten ses ses yazanlar var. O linkten gidip tek başınıza izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim, geçmiş olsun dilekleri için, eyvallah. Nasıl kurulduğu aklında olsun da neden kurulduğu da hafızanda olsun diye bir Tabii, maşallah. Öyle değil mi ama sanki böyle yani hiçbir canlardan can verilmemiş gibi davranılıyor bazen ülkeye, ya da bazı ülkeye yapılan bazı şeyler umurda olmuyor. Yani umurunda olmuyorsa çok kıymetsiz bir şeye, başına bir şey geldiğinde umurunda olmaz. O yüzden sinirleniyorum, bazen de çok üzülüyorum. Yani unutmamalıyız, nedenini nasılını dediğin gibi unutmamalıyız, hep aklımızda olmalı ki aynı duruma düşmeyelim, ya da bazen bugün işte o vatansız dediğimiz insanlarla aynı duruma düşmeyelim. Albay Bunlar Gökhan da Murat bize onu ve hatırlatsın. Yüzbaşı İhsan Tulunay gemilerimiz geçiş yapmaktadır. Nasıl bir imkansızlık içerisinde yapıldığı da unutulmaması gerekiyor. Bu da çok önemli. Çok Yani önemli. artık onu hani şeylerden bile, hem artık ilkokul derslerinde dahi öğreniliyor. Hem hiç hani ben okuyamıyorum diyorsanız bile, Yok, ne şey bileyim, açın o okunuyor. dönemin Bizim eğitim fotoğraflarına sistemimizde bakın ya yani. Çok kolay bir şekilde, mucizevi bir şekilde çat diye kurulur böyle. Hiç yani şeyden bahsedilmez. Zorluklardan falan. Ya o Orada eksiğimiz olduğunu düşünüyorum ben. şey fotoğrafı geliyor benim bak, mesela Gazi Paşa'nın kemeri var. Kemer normalde o çift delikli olanlardan, ama tokası tek delikli, hani yama yapılmış belli ki. Kemere bir delik daha fazladan açılmış falan, hani yok çünkü. O araba hikayesi yine keza.
Ya arkadaşlar bu bugün mesela şeyde olduğu gibi ya sıçtık, batırdık, bittik lobisi. O dönemlerde de var. Hatta İsmet Paşa da onlardan birisi mesela. Evet, gidelim diyor Mustafa buralardan. O da geçmişe bakıyor. Yani siz nasıl bugün geçmişe bakıp hayıflanıyorsanız o da geçmişe bakıp hayıflanıyor. Ulan koca imparatorluk ne hale geldi? Yenildik, adamlar her yeri işgal ettiler. Ordu kalmamış, rezil rüsva bir durumdayız. Aga yani gelip burayı ıslah etsinler. Biz de işte bir çiftlik kuralım, işimize bakalım. Ben İsmet Ağa olayım, sen de Fevza ol. Evet. O kafada. Bir tane adam azıcık daha az kararlı olsaydı veya kendinde biraz böyle bir soru işareti olursaydı kafasında, belki de bu domino etkisi yaratmayacaktı ve cumhuriyete gitmeyecek diyor. İki ekstra şöyle bir durum da var. Hani bunu geçmişimize bakıp da bunu hayatınıza da motto edinmeniz gerekiyor belli şeyleri. Hani hiçbir şey imkansız olmadığı, ümidin bitmediği, bir şeyleri başarmak için de fedakarlıklar yapılması gerektiği. Hiçbir şey kolay değil çünkü. Cumhuriyet de böyle. Oğlum senin ordun mu yok? Diğer ülkeler seni işgal mi etmiş ordularıyla? Yönetimin mi kaçmış? Açlık, kıtlık, krizi mi, şey mi var? Ölüler mi oluyor? Yani hiçbir şey bile değil. Karşılaştıracağım bir durum bile değil. Buna rağmen hala şey tipler var. Abi demek ki senin baştan beri niyetin şey, sembolizm. Fotoğraf paylaşayım, işte büst paylaşayım, heykel paylaşayım, olsun bitsin. Bizce de çok hatta doğru bir daha tespit da ileriye gideyim. Ben duramayacağım çünkü. Bugün bu konuşmayı yapanlar, daha demin örnek verdiğim bu işte dikkatli lobisi, dönemin mandacılarıdır. O dönemki mandacıların aynısıdır. Aynı zihniyettir. Onlar da geçmiş övüyordu çünkü ki. Onlar da Türk milletinin büyüklüğünü, eskiden büyüklük diyorlardı. Önemli olan bugün ne yaptın? Yarın ne yapacaksın? Ağzınıza sağlık bu arada. Aramızdaki fark düşmanlarımızın içimizde olması, o zaman yok muydu içimizde düşman sence? Antidot yani, yapma hocam. Bir yani her anda var ya, her anda tabii ki canım. Ya mesela cumhuriyete de çok karşı olan, cumhuriyet kurulmaya da bilirdi. Hatta cumhuriyet biraz zorlamayla kuruluyor yani. Belki de bazı başlar gidecektir, kesilecektir diyerek. Ki ondan öncesinde de savaş döneminde var. Milli mücadele döneminde mesela o kongrelerde falan bir sürü yine farklı fikirler çıkıyor. Bağımsızlık için savaşalım mı döneminde yine az önce Halik bahsettiğim mandacılar var. İşte savaşalım, hilafeti tekrar aktif hale getirelim diyen var. Cumhuriyeti kuralım diyenler, farklı fikirler var. Savaş içerisinde Türkiye'de belli, yani bugünkü Türkiye'nin sınırlarının belli bölgelerinde isyanlar çıkıyor zaman zaman. Yani var oğlu var, var 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 var. Her zaman vardı yani. Hem içeriden baba, vardı hem dışarıdan vardı. Adam imparatorluk olarak inanılmaz savaşlar kaybetmiş, bir şok etkisi var. Balkan felaketi var, tamam mı? Yönetim işgali kabul etmiş. Mecbur da olsa öyle ya da böyle kabul edilmiş. Sürekli mağlubiyetler var. Yüz binlerce ölü var savaşlarda. Her türlü. Açlık var, kıtlık var. Hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Birisi İngiliz Teali Cemiyeti ile çalışıyor. Birisi işte İslam bilmem ne Teali Cemiyeti kuruyor. Birisi Kürt Teali bilmem nesi kuruyor. İngiliz muhipler şeyine takılıyor. Var oğlu var, anladın mı? Bağımsızlık diyen 3-5 tane tırnak içerisinde söylüyorum deliler var. Rasyonel takılanlar desteklemiyor bunu. Rasyonellik değil yani. Bütün bunlara karşı mücadele etmek zaten. Allah razı olsun hepsinden. Demek istediğim, elimizde silah alıp savaşabileceğimiz durum yok. İç savaş çıksa tamam olur bu dediğimiz. Yani ben yine katılamayacağım sana. Seni daha iyi anladım şu anki söylediğin ama Cumhuriyet kurulmadan önce de, Cumhuriyet kurulduktan sonraki bu daha da artmıştı. Yine silahlı olmayan hem fikren hem siyaseten savaşlar verilmiş ya. Hep verilmiş hem de. Yani o yüzden şeyi de unutmamak gerekiyor. Daha kötü değil bence. Buyur. Bence bak şey çok önemli bir kısım. Şeyi de unutmamak gerekiyor. Bugün bunu şey diye lanse, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun neden bu kadar sert muamele yaptılar, işte niye işgaller Yunanlara bu kadar ön ayak oldu, İngilizler o dönem falan dediğin zaman, işte Müslümanları yok etmek için falan. Halbuki adam Hindistan'dan Müslüman getirmiş sana karşı. Ya bu mevzu dini mevzu değil bir noktada. Bakıyorsun İngilizlerin şeyine, açıklamalarına, işte David Lloyd George'a vesaire, Gladstone'a. Hı-hı. Çok net bir şekilde Türkleri diyor, biz Orta Asya'ya süreceğiz. Yani bir milleti yok edeceğiz diyorlar. O yüzden bayağı zaten soykırım kurtuluş, girişimi yani. Tabii tabii, kurtuluş savaşıdır o yüzden yani. Bir milletin varoluş savaşıdır, başka bir şey değil.
Cumhuriyetti işte, rejimdi efendim, bu laiklikle muhafazakar kavgası falan değil. Bugün öyle yapmaya çalışıyor. Bir milletin varoluş savaşıdır bu. Ya var olacaksın ya yok olacaksın. Millet vehameti anlamıyor bazen, ha ben bunun farkındayım yani. Ben de bir şey ekleyeyim izninle Erlikçim. Yani arkadaşlar, sizin nesil, Z nesli, 99 sonrası doğanlar, bu artık sizin mücadeleniz esas olarak. Anlatabiliyor muyum? Sen yatıyorsun o ameliyathane masasında. Gerekiyorsa sen neşteri alacaksın, kendini keseceksin. İçindeki artık ne tümörler varsa çıkaracaksın. Bu senin mücadelen. Haykıracaksın, bağıracaksın, gebereceksin acıdan, yapacaksın bunu. Al 10-15 senem var. Motive et kendini, kalk ayağa. Sabah akşam Twitch'te, sabah akşam YouTube'da, sabah akşam Steam'de olma. Kendini geliştir, bakın Bahadır kardeşinizin sürekli size tembihlediği gibi. Geliştir, oku. İnşallah. Ağzına sağlık senin de. Ki bak ironiktir, 100. yıldayız. Yine aynı şekilde Phil Helen, bir Biden dede açtı Yunanistan'da. Yine Lloyd George o dönemlerde ne halt yiyorsa aynısını yiyor. Hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Hatta bugün... Biden daha kötü bro. Daha kötü. Tabii daha çünkü... ağır Phil. Amerika'da daha ağır Phil Helen. Çünkü tabii onlar... ki çünkü askeri endüstriyel vesayeti Biden'ı kukla gibi kullanıyor yani. Çok daha kötü durum. Hem o şekilde hem de kültürel olarak hani Avrupalılar da evet, aydınlanmadan sonra işte Phil Helenizm olayı var. Ta komik bıyıklı adamdan işte Lloyd Byron'a kadar gidiyor da. Amerikalılar da iki katı. Çünkü onlar direkt ata görüyorlar ya kendini bunu. Evet. Daha ağır. Daha ağır bir Phil Helenizm var. Şimdi bakıyorsun günümüzde yine aynı. Aynı fikriyat, aynı sözler, aynı söylemler var. Biz anlatıyoruz, bazı vatandaşlarımız bilmiyor. Adam unutmamış. Biden yürüyen böyle. Çünkü direkt ama hala bu fikri ayakta tutuyor. Geçen günde konuştuk ya, kendi kültürünün ve medeniyetinin düşmanı olarak koymaya çalışıyorlar ya sürekli düşmanlarını. Yine o noktadalar yani. En azından ben öyle düşünüyorum. Zaten yine gideceğiz şey, oryantalizm şeye, oksidental şey tartışmasına da, oryant oksidental tartışmasına da, Edward Said bunu herhalde en güzel özetleyen adamdır bu noktada. Bu bir gerçek. Yüzyıllar süren bir şey. Antisemitizm kadar, antiyudaizm kadar da antitürkizm vardır. Bugün İslamofobi, Cumhurbaşkanımız da sürekli İslamofobi deyip duruyor ya. Evet, İslamofobi var ama İslamofobi özünde yeni Türkler bağlamında kaynaklanan bir şey. Yine Türklere hedef alan bir şey. Çünkü Türk tehlikesi daha ağır basıyor. Yüzyıllar süren evet bir şey. Martin ve asla aşılamayacak gibi bu. Her zaman birisi o nöbet kulesinde olmak zorunda. Almanya'da, bak ben doğdum büyüdüm Almanya'da. Çok iyi tanırım Almanları. Örnek veriyorum. Almanya'da bir örgütün, belki burada söyleyemiyoruz adını da, ya da El-Kaide falan söyleyebiliriz değil mi? Twitch banlamıyor. Yok, söylemende hiçbir sakınca yok. El-Kaide'nin bayrağını, Taliban'ın bayrağını sallandırsan belki tepki almazsın. Kimse umursamaz, yanından geçersin. Türk bayrağını sallasan adamın tüyleri diken diken olur. Çıldırır böyle. Yani o çok içgüdüsel bir şey. Anladınız mı? O çok içgüdüsel bir şey. Yani sen var olmasan bile, hani hakikaten yeryüzünden silinse bile hala onda olacak. Var. Niye bilmiyorum. Sebebi niye bu kadar kalmış bilmiyorum. Gerek işte politikadır, propagandadır ama yüzyıllar süren bir şey. Adamın tüyleri diken diken oluyor. Evet. Çok doğru ve bu hani haksız değil adam. Sen oradan gelmiş, sen bir şeysin, aslansın, kaplansın. O ormana geldin, aldın. Sen Anadolu'da doğmadın. Burayı aldın. Burayı korumak zorundasın. Yani idealler uğrunda ölmeye hazır gençlik kadar ideal kalır. Sen her zaman korumak zorundasın. Hiçbir zaman onların zaten doğdukları yer gibi Rhine'da işte neydi şeyde Île-de-France'da oralarda doğduk biz diye. Öyle olmayacaksın. Her zaman işgalci olacaksın. Her zaman nöbet kulesinde olman lazım senin genç arkadaş.